Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde küme problemleri ve kümelerle ilgili çeşitli sorular çözeceğiz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında PDF linki var. Oradan PDF indirebilir. Ve arkadaşlar PDF'i açıp sorulara baktıktan sonra istediğiniz sorunun çözümünü izleyebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem her zamanki gibi arkadaşlar videonun tamamının izlenmesi diyelim ve konuya geçelim arkadaşlar. Küme problemlerinde arkadaşlar genellikle Venn şemasını çiziriz. Venn şemasını çizdikten sonra arkadaşlar orada oluşan bölgelerin eğer eleman sayıları bize soruda verilmişse yazarız. Verilmemişse arkadaşlar onları farklı harflerle isimlendiririz. Yani oradaki harfler arkadaşlar bize o bölgenin eleman sayısını verir. Daha sonra arkadaşlar soruda verilenlere göre denklemlerimizi kurarız. Ve arkadaşlar denklemi çözüp isteneni buluruz. Şimdi buradaki ifadeye bakarsak burada ne verilmiş bize? Bir sınıfta futbol veya voleybol oynayanlar ile hiçbirini oynamayanlar bulunsun diyor. Futbol F ile voleybol V ile sınıfta S ile gösterilmiş arkadaşlar. Zaten harfleri söylemiştim. O bölgenin eleman sayısını gösteriyor. Futbol oynayanlar dediği zaman arkadaşlar F'nin içinde kalanlar. Böyle F'nin içine bakıyorsunuz ne var? A ile B var. O zaman A artı B. Voleybol oynayanlar dediği zaman arkadaşlar o zaman V'nin içine bakıyorsunuz ne var? B ile C. B artı C. Futbol oynamayan dediği zaman arkadaşlar futbolun dışında. Yani A ile B'nin dışında ne var? C'de. C ile D'nin toplamı. Sadece futbol oynayanların sayısı diyor. Şimdi arkadaşlar orada B nedir? her iki oyunu oynayanlar. Sadece futbol oynayanlar deyince futboldan o B'yi ne yapacaksın? Atacaksın. Yani A'yı alacaksın. Sadece futbol oynayanlar A'dır. Sadece voleybol oynayanlar dediği zaman yine aynı şekilde voleybolun içinde B ile C vardı ya. B'yi almıyorsunuz. Çünkü B her iki oyunu oynayanlar. Bu da sadece C olacak. Hiçbirini oynamayanlar dediği zaman arkadaşlar bu ikisinde dışında kalan yani D sadece bir oyun oynayanlar. Yani o da A ile C arkadaşlar. A artı C diyoruz. En çok bir oyun oynayan dediği zaman arkadaşlar bizim üstüne çıkamaz. Yani iki oyun oynayanı istemiyor. Kim istemiyor? B'yi istemiyor. O zaman arkadaşlar A artı C artı D olur. En az bir oyun oynayanların sayısı dediği zaman da bu sefer hiçbirini oynamayanları istemiyor. Yani D'yi istemiyor. Diğerleri arkadaşlar o da A artı B artı C'dir. Evet arkadaşlar soruda bir kafede oturan 6 müşteri pasta yemiş, 10 müşteri çay içmiştir. Hem pasta yiyen hem de çay içen müşteri sayısı 3'tür. Pasta yemeyen ve çay içmeyen müşterinin sayısı yalnız çay içen müşterinin sayısının 2 katına eşittir. Buna göre kafede kaç müşteri vardır diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar kafeyi çizelim. Şöyle kafemizi çizdik. Şimdi arkadaşlar içinde pasta yiyen var. Bir de çay içen var. Tabi hem pasta hem çay içen de var. O da zaten 3 kişi verilmiş. Oradan başlayacağız. Hemen oraya 3'ü yazıyoruz. Sonra arkadaşlar 6 müşteri pasta yemiş ya. E burada 3'ü çay içmiş bunun. Demek ki 3'ü içmemiş. O zaman sadece pasta yiyen 3 kişi. 10 müşteri de çay içmişti. Bunun 3'ü pasta yemiş. 10 eksi 3'ten 7 kişi sadece çay içmiş arkadaşlar. Bakın orada ne diyor? Yalnız çay içen müşterinin sayısı 2 katı. Kim? Pasta yemeyen ve çay içmeyen müşteri sayısı. Yani hiçbirini yapmayanlar arkadaşlar yalnız çay içen müşterilerin diyor. iki katı. E, yalnız çay içen kaç kişi burada bakın? 7. İki katını al 14. 14 de şurada dışarıda. Kafede ama yani pasta ve çay içenlerin dışında anlamında. Şimdi kafede kaç müşteri vardır? Zaten arkadaşlar burada 4 bölge var ve her bölgedeki e, elemanlar belli. Kaç eleman olduğu belli. Bunların hepsini topladığınızda direkt müşteri sayısını buluyorsunuz. 3 artı 3 artı 7 artı 14 arkadaşlar. Cevabımız buradan. Şurası 10 yapıyor. 17 orası topladığımızda 27. Yani arkadaşlar Ceyhan olur. Evet arkadaşlar, soruda bir sınıfta futbol veya voleybol oynayanlar ile bu oyunlardan hiçbirini oynamayanlar vardır. Bu sınıfta yalnız bir oyun oynayanların sayısı en az bir oyun oynayanların sayısından 6 eksiktir diyor. En çok bir oyun oynayanların sayısı 15 olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır diyor arkadaşlar? Önce arkadaşlar sınıfımızı bir çizelim. Şöyle sınıf çiziyorum arkadaşlar. Şimdi burada futbol oynayanlar var. Voleybol oynayanlar var. Bir de hiçbirini oynamayanlar da var tabii ki. Herhangi bir bölge verilmediği için arkadaşlar burada her bölgeye bir harf veriyorum. Bunlar eleman sayılarını gösteriyor o bölgelerin. Şimdi arkadaşlar bu sınıfta yalnız bir oyun oynayanların sayısı. Şimdi burada B2 oyun oynuyor. Yalnız bir oyun oynayanlar A ile C. O zaman arkadaşlar A artı C eşittir ne diyor en az bir oyun oynayanların sayısından en az bir oyun dediği zaman arkadaşlar hiçbirini oynamayanları yani D'yi istemiyor. Diğerleri onlardaki kim arkadaşlar A artı B artı C'dir bundan 6 eksikmiş. Burada arkadaşlar A ve C gidiyor zaten B eşittir 6 geliyor. Altta ne verilmiş? En çok bir oyun oynayanların sayısı 15. En çok bir oyun dediği zaman iki oyun oynayan istemiyor. Yani kim istemiyor? B'yi istemiyor. Diğerleri olabilir. Birin altı olabilir. Yani hiç oyun oynamayanlar da olabilir. Kim olmaz? Birden fazla olanlar olmaz. Yani B istenmiyor. Diğerleri arkadaşlar A artı C artı D. Onlar da 15 kişiymiş. Bizden ne isteniyor? Sınıf mevcudu. B zaten 6 değil miydi arkadaşlar? Toplayalım hepsini. A artı B artı C artı D. Bu da zaten sınıf mevcudu olur. Yani arkadaşlar 15 artı 6'dan cevabımız 21 gelir. Evet arkadaşlar soruda bir okulda öğrencilerin %75'i müzik kursuna, %45'i resim kursuna katılmaktadır. Bu okulda öğrencilerin %9'u bu kursların hiçbirine katılmıyor. Sadece resim kursuna katılan öğrenci sayısı 48 olduğuna göre bu okulun mevcudu kaçtır diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar şu okulu bir çizelim. Şöyle bir okul yapalım. Şimdi müzik kursuna katılanlar var. Resim kursuna katılanlar var ve hiçbirine katılmayan da var. O da %9. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani tamamına 100x diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. 100x dersem arkadaşlar okul şöyle yazayım isterseniz. Okul 100x olsun. O zaman 9x arkadaşlar hiçbirine katılmayanlar dışarıda. E o zaman müzik ve resim kursuna katılanlar yani müzik veya resim hepsinden bahsediyorum. Geri kalanlar 91x olmuyor mu? 9 x çıkardığımızda 91x. Şimdi bakıyorum müzik arkadaşlar 75x yapıyor resimde 45x yapıyor. Topladığımda 75x ile 45x'i toplayalım arkadaşlar. Buradan 120x geliyor. Bir fazlalık var değil mi? İşte bu fazlalık nedir? Her iki kursa katılanlardır. Çünkü her iki kursa katılanı hem müzikte aldık hem resimde aldık. Yani aynı kişileri iki defa topladık. O yüzden arkadaşlar 120x'ten 91x'i çıkararak her iki kursa katılanları bulursunuz. O da ne geliyor arkadaşlar? Çıkardığımızda 120 eksi 91'den 29 x yapıyor. Neresi arkadaşlar? Şöyle kesişim. Burası 29 x. Şimdi arkadaşlar burada sadece müzik kursuna, sadece resim kursuna katılanları bulabilirsiniz. Mesela resim kursuna katılanlar 45 x değil miydi? 45 x'ten biz 29 x'i çıkarırsak geriye ne kalır arkadaşlar? 16 x kalır. Yani şurası 16 x. Bu 16 x nedir arkadaşlar? Sadece resim kursuna katılanlar. Zaten soruda da ne diyor arkadaşlar? Sadece resim kursuna katılan öğrenci sayısı 48. demek ki arkadaşlar 16x neye eşit? 48'e eşit. x buradan ne geliyor? 3 geliyor. 48 bölü 16. Bizden ne isteniyor? Okulun mevcudu. Okulun mevcudu ne demiştim arkadaşlar? 100x. İstenen 100x olduğu için x yerine 3'ü yaz. 100 çarpı 3 arkadaşlar cevabımız 300 kişi olur. Evet arkadaşlar soruda İngilizce, Almanca ve Fransızca bilenlerle hiçbirini bilmeyenlerin bulunduğu bir turist kafilesinde sadece iki dil bilenlerin sayısı en çok bir dil bilenlerin 1 bölü 2'si kadardır. En çok iki dil bilen 30. Bu dillerden hiçbirini bilmeyen 6 kişi olduğuna göre sadece bir dil bilen kaç kişi vardır diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar şu kafileyi bir çizelim. İngilizce bilenler, Almanca bilenler, Fransızca bilenler, bir de arkadaşlar hiçbirini bilmeyenler de var. Şöyle onlar kafiyenin içinde ancak bu kümelerin dışında. Kaç kişiymiş arkadaşlar hiçbirini bilmeyen? 6 kişi. Hemen oraya 6'yı yazalım. Şöyle. Ve diğerlerini isimlendiriyorum arkadaşlar. Çünkü diğer bölgeler belli değil ayrı ayrı. O yüzden şöyle A, B, C, D, E, F. Şuraya da G yazalım. Şimdi arkadaşlar okuyalım. Ne diyor bakın burada? Sadece iki dil bilenlerin sayısı. Sadece iki dil bilen dediği zaman arkadaşlar D, E, F. Yani D artı E artı F iki dil bilenler. En çok bir dil bilenlerin dediği zaman en çok bir dil bilenler nedir arkadaşlar? Birin üstünde olmaz ama altı olabilir. Yani hiçbirini bilmeyenler de olabilir. Kim bunlar? A artı B artı C bir dil bilen bir de hiçbirini bilmeyen 6. Bunların arkadaşlar 1 bölü 2'si kadardır. Yani yarısı kadardır diyor. O zaman şöyle ikiye bölelim ve bunları eşitleyelim. Birinci denklemimiz bu arkadaşlar. Devam edelim. En çok iki dil bilen 30. En çok iki dil dediği zaman arkadaşlar bu ne demektir? 2'den fazla olamaz. 2'den fazla bilen var mı burada? Var. G arkadaşlar 3 dili de biliyor. O yüzden G hariç diğerleri. Yazalım onları. Kim onlar? A artı B artı C. D artı E artı F. Bir de 6 arkadaşlar. Hiçbirini bilmeyenler de olacak. Bu 30 kişiye eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bizden istenen ne? Sadece bir dil bilen kaç kişi vardır diyor. Yani arkadaşlar istenen A artı B artı C. Şimdi burada 3 harfle uğraşmamak için ben buna X diyorum arkadaşlar şöyle x'i bulmaya çalışacağım. Ve onu gördüğüm yere x yazıyorum. Mesela şurada görüyorum. Oraya x yazıyorum. Altta görüyorum. Oraya x yazıyorum. Ve arkadaşlar şuradaki ifadeye dikkat ederseniz. D, E, F, O da neye eşitmiş? Yukarıda yazıyor zaten. x artı 6 bölü 2. Şunun yerine de x artı 6 bölü 2 yazıyoruz. Şöyle bir denklemimiz oluştu arkadaşlar. x artı x artı 6 bölü 2 6 da karşıya gönder 24 olsun payda eşitleyelim 2x artı x artı 6 eşittir 48 yapıyor arkadaşlar ve oradan 6'yı karşıya gönderelim Hiç sığmadı ama şu yukarı yazalım arkadaşlar şöyle yapalım 3x o zaman arkadaşlar ne geliyor 42 x eşittir 14 geliyor benden de istenen zaten bu değil miydi x'i bulacağım demiştim o yüzden arkadaşlar sadece bir dil bilen kişi sayısı 14'tür. Evet arkadaşlar soruda bir sınıfta 20 erkek 14 kız vardır. Sınıftaki öğrencilerin 18'i mavi gözlüdür. Mavi gözlü olmayan kız öğrencilerle mavi gözlü erkek öğrencilerin sayıları toplamı 10 olduğuna göre diyor. Bu sınıfta mavi gözlü kaç kız öğrenci vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bu tip durumlarda tablo yapmanız daha güzel olacaktır. Yani Şöyle tablomuzu yapalım. Erkek kız var. Mavi gözlü olan var. Bir de mavi gözlü olmayan var. Ne diyor? Sınıftaki öğrencilerin 18'i mavi gözlüdür. Yani şurası 18 arkadaşlar. Mavi gözlü olmayan kız öğrencilerle diyor. Mavi gözlü erkek öğrencilerin. Yani arkadaşlar. Mesela şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. A artı B'den bahsediyor. A artı B 10'muş. Ve erkek öğrenci sayısı kaçtı? 20. Şurası 20 arkadaşlar. Kız öğrenci sayısı da 14. Şunu yapabilirsiniz. Mesela kızların tamamı 14 arkadaşlar. B tanesi mavi gözlü değil. O zaman 14 eksi B tanesi ne olur? Mavi gözlü olur. Ve burada A ile arkadaşlar 14 eksi B'nin toplamı 18'dir. Yani mavilerin tamamı. Ve buradan arkadaşlar A eksi B'yi ne buluruz? 14'ü karşıya attığımızda 4 buluruz. Ve arkadaşlar bu denklemi taraflara topladığımızda 2a 14 gelir, a buradan 7 gelir. A7 ise, a 7 ise artı b 10 olduğu için b de zaten 3 gelir. Bizden ne istini ona bakalım. Bu sınıfta diyor mavi gözlü kaç kız öğrenci diyor. Mavi gözlü kız öğrenci sayısı istendiği için yani arkadaşlar 14 eksi b isteniyor. Şöyle yazalım. 14 eksi B istenen. B de zaten 3'tü. Cevap da 14 eksi 3'ten 11 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda bir marketin açılış gününe özel. O gün boyunca gelen müşterilere bademli ve sütlü çikolatalar dağıtılmıştır. Bu dağıtımla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Müşteriler çikolatalardan en çok birini almıştır diyor. Yani arkadaşlar her iki çikolatayı alan yok. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bademli çikolata bir küme. Yani bunlar arkadaşlar ayrı oluyorlar Sütlü çikolata ayrı bir küme. Tabi bu da e, müşteriler diyelim. Tamamı şöyle olsun arkadaşlar. Bir de dışarıda yine elemanlar var. Bademli çikolata alan müşterilerin sayısı. Sütlü çikolata alan müşterilerin sayısı 3'te 2'sidir. Arkadaşlar sütlü çikolatalar eğer mesela 3x kişi ise... Bademler bunun 3'te 2'si olacağından dolayı ne olur? 2x olur. Bademli çikolata almayan müşterinin sayısı 88'dir diyor. O zaman arkadaşlar hiçbirini almayan da var ya burada. Ona da y diyelim. Yani arkadaşlar 3x artı y'den bahsediyor. Bademin dışındakiler. Bu ne eşitmiş? 88'e eşitmiş. Bir de arkadaşlar herhangi bir çikolata çeşidinden almayan müşterilerin sayısı diyor. Yani y'den bahsediyor. Neymiş bu arkadaşlar? Toplam müşteri sayısının. Toplam müşteri ne burada arkadaşlar? 5x artı y. Hepsini topluyoruz. Bunun 3'te 1'ine eşitmiş. Hemen 3'e bölelim. Eşitleyelim. Düzenlediğimizde arkadaşlar 3y eşittir. 5x artı y geliyor buradan. 2y arkadaşlar 5x geliyor. Şunu yapabiliriz. y'ye 5'in katı. x'e de arkadaşlar 2'nin katı diyebiliriz. Bunları geliriz. Diğer denklemde yerine yazarız. X yerine 2K yazacağım. Y yerine arkadaşlar 5K yazacağım. Burası 6K artı 5K yani 11K yapıyor arkadaşlar. 88 K buradan 8 gelir. Bizden istenen arkadaşlar sütlü çikolata almayan müşterilerin sayısı kaçtır deniyor. Şimdi sütlü çikolata almayan o zaman 2x artı y olur. Şöyle yazalım 2x artı y. x arkadaşlar biliyorsunuz 2k'ydı 2x olur 4K. 7 arkadaşlar 5K'ydı. Şöyle topladığımızda 9K bizden isteniyor. E da zaten 8 değil mi? 9 çarpı 8 cevabımız arkadaşlar 72. Yani Edirne gelir. Evet arkadaşlar soruda Almanca, İngilizce, Fransızca dillerinden en az birinin konuşulduğu 35 kişilik bir turist kafilesinde Almanca bilenlerin hepsi Fransızca bilmekte diyor. O zaman arkadaşlar Almanların hepsi Fransızca biliyorsa biz bunları Fransa'ya gönderelim. Şöyle Almanların hepsini Fransa'ya gönderiyorsam Almanlar arkadaşlar Fransızların ne olur? Alt kümesi olur. Şimdi Fransızca bilenlerin hepsi de İngilizce bilmekte. O zaman arkadaşlar demek ki Fransızların hepsini İngiltere'ye gönderiyoruz. İngiltere'nin alt kümesi diye. Şu da İngiltere olsun. Şimdi Almanca bilmeyen 24. Yani Almanların dışında arkadaşlar 24 kişi var. Fransızca bilmeyen 9. Fransızların dışında arkadaşlar. Fransızların dışında 9 kişi o zaten şurasıdır arkadaşlar. 9 kişi sadece İngilizce biliyor demektir. Almanca bilmeyen 24'tü. Almanların dışında 24 kişi varsa 9'u oradaysa geriye ne kaldı arkadaşlar? 24 eksi 9'dan 15. Bu da arkadaşlar hem Fransızca hem İngilizce bilenlerdir. E, sınıf mevcudu kaçtı? 35. 24'ü orada e, girene kaldı 11. Onlar da arkadaşlar Almanca bilenlerdir ve aynı zamanda aslında üç dili bilenlerdir. Şimdi bizden ne isteniyor? Yalnızca İngilizce bilenler. Bulmuştuk zaten 9 kişi arkadaşlar. Almanca bilenlerden Almanca bilenler kaç? 11. Kaç eksiktir diyor? Kaç eksik olur arkadaşlar? 9-11'den 2 eksik. Cevabımız 2 arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda futbol, basketbol ve voleybol oynayanlarla bu oyunların hiçbirini oynamayanların da bulunduğu bir sporcu grubunda şu grupları bir çizelim arkadaşlar. Futbol oynayanlar var, basketbol oynayanlar var, voleybol oynayanlar var. Bir de arkadaşlar grubun tamamını şöyle evrensel kümeyle gösterelim. Şimdi en az bir oyun oynayanların sayısı diyor. Şimdi en az bir oyun dediği zaman arkadaşlar ne istemiyor demektir burada? Hiç oyun oynamayanlar hariç diğerleri. Şimdi hiç oyun oynamayanlar burada arkadaşlar y kişi olsun. 3 oyunu oynayanlar şuradaki gruptur arkadaşlar. Mesela şuradaki 3'ünün ortak olduğu yer orası da x olsun. Yani arkadaşlar kim yok burada? Bu 39'un içinde y yok. Neden? En az bir oyun diyor. Y hiç oyun oynamıyor. O zaman arkadaşlar evrensel kümeden evrensel kümenin eleman sayısından y'yi çıkardığımızda ne eşit işte olacakmış bu? 39'a. En çok iki oyun oynayan diyor. O zaman arkadaşlar ikinin üstüne çıkma anlamında diyor. 6 olabilir. Yani alt taraftakiler olabilir anlamında. İki oyun oynayan, bir oyun oynayan, hiç oyun oynamayanlar bunlar. İstenmeyen burada arkadaşlar x'tir. O zaman ne yapacağız? Evrensel kümeden bu sefer x'i çıkartacağız. Bu arkadaşlar 29'a eşitmiş. Olduğuna göre diyor. Her 3 sporu oynayanlar yani arkadaşlar x Hiçbir sporu oynamayanlardan yani arkadaşlar y'den kaç kişi fazladır diyor. x eksi y bizden isteniyor arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Alttaki denklemi arkadaşlar. Eksi birle çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Eksi çarptığımız zaman bu evrensel kümeler zaten gidecek topladığımızda. Bu artı olacak. Diğeri de eksi olacak. Ve oradan x eksi y eşittir. 10 gelecek. İstenen cevap arkadaşlar budur zaten. Cevabımız 10'dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda ABC gazetelerinden en az birini okuyan 24 kişilik bir grupta B'yi okuyan C'yi okumamaktadır diyor. Yani arkadaşlar B ile C'nin demek ki kesişimleri boş küme. Hemen şöyle iki tane küme yapıyorum. B ve C kümeleri yazıyorum. Bunlar kesişmeyecekler arkadaşlar. Bir de A kümesi yapalım şöyle. Şimdi C'yi okuyanların sayısı A'yı okuyanlardan 5 eksik. Yalnız B'yi okuyan, C'yi okuyan grubun 2 katı, yalnız A'yı okuyanların da 5 katıdır diyor. A ve C'yi birlikte okuyanların sayısı 1. Evet buradan başlayacağız arkadaşlar. Bakın bu sadece bir bölgeyi ilgilendirdiği için oradan başlıyoruz. Hemen A ve C yani A ile C'nin kesişimi oraya 1'i yazıyoruz. Sonra yukarı çıkıyoruz yani geriye gidiyoruz. Ne diyor? C gazetesini okuyanların sayısı diyor. A'yı okuyanlardan 5 eksik değil miydi? O zaman arkadaşlar ben burada yalnız C'ye X dersem C'nin tamamı ne yapar? X artı 1. O zaman arkadaşlar A'nın tamamı ne olması lazım? X artı 1'den 5 fazla olması lazım. Bu da nedir? X artı 6'dır. Şimdi yalnız B'yi okuyan da C'yi okuyan grubun 2 katı diyor. C zaten X artı 1'di. Al 2 katını 2X artı 2 yalnız B arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir duralım. X'i bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Çünkü A'nın tamamı belli. Bakın şu taradığım bölgenin tamamı belli. E yalnız C, yalnız B de belli. Hepsinin toplamı zaten 24. Hemen X'i oradan bulalım arkadaşlar. 2X artı 2 artı A'nın tamamını alıyorum. X artı 6 ve yalnız C'yi aldım. X topladım. 24'e eşitledim. Buradan arkadaşlar 4x artı 8 24. At 8'i karşıya 24'ten çıkar 16. x eşittir 4 geldi x 4 ise arkadaşlar yalnız b neydi 2x artı 2 ya yaz x yerine 4'ü ne yapıyor burası 10 yapıyor. Şimdi burada şuraya dikkat edin bakın yalnız b yalnız a'nın diyor 5 katıdır. Hemen arkadaşlar onu 5'e böl 2. Şu yalnız a arkadaşlar demek ki 2'ye eşitmiş. 5 kat olacak ya. Şimdi A'nın eleman sayısı neydi? x artı 6. x yerine 4'ü yazdık. A'nın eleman sayısı oldu. 10. Şimdi A ve B yani şu bölgeden bahsediyorum bakın şu bölge. Burası ne oldu arkadaşlar? A'nın tamamı 10 değil mi? 3 orada 3 buraya kaldı 7. Benden istenen de zaten A ve B gazetelerin ikisini de okuyan. Yani arkadaşlar 7'yi bizden istiyor. Cevabımız arkadaşlar 7'dir. Evet arkadaşlar soruda bir mağazadaki ayakkabılardan kırmızı olanlar K kümesini, topuklu olanlar T kümesini, 37 numara olanlar da N kümesini gösteriyor arkadaşlar. Buna göre Venn şemalarında gösterilen boyalı bölgelerden hangisi kırmızı ya da topuklu olan 37 numaralı ayakkabıların kümesini belirtir diyor. Burada arkadaşlar şu ya da kelimesi önemli. Ya da deyince her ikisi aynı anda olmayacak anlamındadır. Ya kırmızı o değilse diğeri. Yani ikisi aynı anda olmayacak. O zaman arkadaşlar kırmızıyla topuklu aynı anda olamayınca 3'ünün kesişimi yani 37 numarada dahil üçünün kesişimi arkadaşlar olmayacak demektir. Şimdi bakıyorum C şıkkında 3'ünün kesişimi dolu. Bu olmaması lazım. E'de de aynı şekilde dolu. Bu da olmaması lazım. Yani C ile E kafadan gitti arkadaşlar. Şimdi e, A'ya bakıyorum. A'da arkadaşlar bakın şu taradığım bölgeye dikkat edin. Burası kırmızı ve topuklu. Ben dedim ki 1 olacak. İkisi aynı anda olmayacak. O zaman A'da gitti. B. Zaten olmaz. Orada sadece arkadaşlar kırmızı olanlar var. E kaldı D. Cevabımız arkadaşlar denizlidir. Bakın şu taradığım bölge nedir? Kırmızı ve 37 numara. Zaten bu olabilir. Bu isteniyor. Diğer arkadaşlar topuklu ve 37 numara. E bu da isteniyor. Yani istenenler burada taranmış arkadaşlar. Cevabımız o yüzden denizlidir. Evet arkadaşlar soruda bir dans kursuna giden kişilerden yaşı 18 ve 18'den küçük olanların kümesi Y. Tango ders alanların kümesi T, salsa dersi olanların kümesi de S arkadaşlar. Buna göre T kesişim S diyor. Yani arkadaşlar tangoyla salsa dersinin kesişimi. Yani her ikisini de alacaklar. Fark Y diyor. Ancak Y olmayacak. Yani bu ne demektir arkadaşlar? yaşı 18 ya da 18'den küçük olmayacak. Şimdi söylediğime bakalım. Salsa ve tango diyorum. Bakın V olacak. O yüzden arkadaşlar D'ye bakıyorum ve E'ye bakıyorum önce. 18 yaşından büyük kişiler. Evet bakın. Dedim ya 18 yaşında ve 18'den küçük olmaması gerekiyor. O zaman ne olacak? 17, 18 yaşından büyük olacak. Yani o yüzden cevabımız arkadaşlar denizli olur. Evet arkadaşlar soruda Aşağıdaki Venn şemasında K, L ve M kümeleri gösterilmiştir. Buna göre şamadaki boyalı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar şekli incelediğimizde boyalı bölgenin tamamı L kümesinin içinde. Biz o zaman boşlukları arkadaşlar L'den çıkarmamız gerekiyor. Bakıyorum C şıkkında ve D şıkkında L'den çıkarılmış. Yani L fark deniyor dikkat ederseniz. Şimdi kimi çıkartacağız? Taradığım bölgeye dikkat edin. Bu taradığım bölge arkadaşlar hangi küme? M'nin K'dan farklı olduğu elemanların kümesi. Yani arkadaşlar M fark K kümesi. Şimdi biz bunu L'den çıkarırsak şöyle arkadaşlar taralı bölgeyi bulmuş oluruz. Yani cevabımız bu arkadaşlar. Bakıyorum o da Denizli'de. O yüzden cevabımız arkadaşlar Denizli olur. Evet arkadaşlar soruda Pilates veya yoga yapanların bulunduğu bir spor salonunda. Pilates yapanların kümesi P, yoga yapanların kümesi Y, kadınların kümesi de K harfi ile temsil edilmektedir deniyor. Buna göre K fark P kesişim Y kümesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Şimdi arkadaşlar burada P kesişim Y deyince ne anlıyoruz biz? Hem pilates hem yoga yapan kişileri anlıyoruz, değil mi? Şimdi kadınlardan bunları çıkartacağız. Yani her ikisini aynı anda yapanı istemiyor. Ama kadın olacak. Bakın kadın olacak. Ancak her ikisini yapmayacak. O zaman ne olur? Sadece birini yapanlar olacak anlamına geliyor. Yani kadın olacak. Yalnızca birini yapacak. Bakıyorum. E, yalnızca pilates. Bu olmaz. Şimdi burada yalnızca yoga yapanlar da olabilir. Yoga ve pilates yapan erkekler. Erkekler olmayacak arkadaşlar. Kadınlar olacak demiştik. C'ye bakıyorum. Yalnızca yoga ya da yalnızca pilates yapan kadınlar. Evet aradığımız bu arkadaşlar. Bakın her ikisini yapan kadınlar değil. Yalnızca birini yapan kadın arıyorduk. O da arkadaşlar ee, C şıkkında vermiş zaten. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar soruda A ve B kümeleri için demiş. Burada ifadeler verilmiş eşitlikler olduğuna göre birleşimli eleman sayısı bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu ifadeleri düzenleyelim isterseniz. Hatırlarsanız ne demiştim farkta? İkincinin arkadaşlar değilini aldığımızda e, buradaki fark kesişim oluyordu. Yani arkadaşlar şimdi bu A'nın tümleyeni kesişim B demektir. Yani B'nin değilinin değili B oluyor zaten. Eşittir. Bu 5'miş. Şimdi değişme özelliğini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Yani biz bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. B kesişim A'nın tümleyeni diyebiliriz değil mi? Ve daha sonra... Yine ikincinin değerini aldığımızda bu sefer kesişim fark olacak. Yani arkadaşlar bu B fark A demektir. B fark A kaça eşit işte arkadaşlar? 5'e eşitmiş. Şöyle yazalım. Evet. Şimdi diğerine bakıyorum. Aynı şeyi burada yapacağım. Bakın orada ne diyor arkadaşlar? A fark B'nin tümleyeni. Şimdi ben bunu kesim yaptığımda A kesişim ne olacak? Orada B'nin tümleyeni tümleyeni olacak. Yani B olacak. A kesim B buradan 4 gelecek. Alttaki zaten A fark B. Şimdi bunları kümede şöyle gösterirseniz daha rahat göreceksiniz. A kesim B 4. B fark A 5. A fark B de 7. E zaten bizden birleşim isteniyor. Yani bu üçünün toplamı demektir arkadaşlar birleşim. Topladığımızda 7 artı 4 artı 5'ten cevabımız arkadaşlar 16 olur. Evet arkadaşlar soruda A kümesi verilmiş. A kümesinin bütün alt kümelerindeki sayıların toplamı kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar, bütün alt kümelerdeki sayıların toplamını bulabilmemiz için herhangi bir elemanın alt kümelerde kaç defa kullanıldığını bilmemiz lazım. Yani bir eleman e, kaç tane alt kümede bulunur? Bu arkadaşlar bütün elemanlar için aynıdır. Yani ben 3 için ne yapıyorsam 4 için de aynısı çıkacak. 5 için de aynısı çıkacak arkadaşlar. Desem ki mesela 3'ün bulunduğu, şöyle yazalım, 3'ün bulunduğu alt küme sayısı kaçtır desem. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 3'ü atıyorduk hatırlarsanız. Gide 4 eleman kalıyordu. 2 üzeri 4. 16 kümede 3 var. 16 kümede yoktu. Çünkü zaten tamamı 2 üzeri 5'ten 32 geliyor. 32'den 16'yı çıkarırsan yarısında var, yarısında yok oluyordu arkadaşlar. Bu soruların cevapları bu şekildeydi hatırlarsınız. Şimdi 16 kümede 3 var. Aynı şeyi 2 için yapsam o da 16 kümede çıkacak. 5 için yapsam o da 16 kümede çıkacak. O zaman arkadaşlar her eleman 16 her defa kullanılmıştır demektir. Şimdi birer defa kullanılsa alt kümelerde toplamları ne oluyor? Hemen toplayalım 1, 2, 3, 4 ve 5'i topladım. Bu birer defa kullanıldığında ki toplamdır. Kaçar defa kullanıldı bunlar? 16 şer defa. Çarpı 16 cevaptır arkadaşlar. Hemen toplayalım. 1'den 5'e kadar sayıları topladığımızda ne geliyor? 15. Çarpı 16 dediğimizde cevap buradan 240 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.